Efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi Maviş'i Next Level'a götüreceğim. Artık son defa gidiyor inşallah. Turboları takılacak. Öndeki farlarını değiştireceğiz. Bir de egzozunu ayarlayacağız. Damper takacağız bir tane daha. Azıcık sessiz olsun diye kafa götürmeye yoksa. İlk 5 dakika çok iyi. Sonra acayip kafa artıyor. Sarışını biraz geri alacağız. Moru dışarı çıkartacağız. Sonra maviyi de buradan alırız herhalde bakalım. Çekicimiz dışarıda hazır. Bekliyor. Morcum. Sana bir çıkalım önce bakalım. Bir sarışın, bir esmer, kızları çok üzersin. Bir gün biri bu müziği yaptıydı ya, bizim arabaların üstünde olan var ya. Sıra sende fıstık. 3 sene garantimizi almışız. Çiçek gibi. Ay. Arkadaşlar, Japonya'dan aldığımız bu araba 111 kontrolü tek seferde geçti. Hiçbirinde hiçbir şeye ihtiyaç kalmadı. Direkt geçti. Tamamdır. Sıra geldi Maviş'e. Maviş uzun zamandır çalışmıyor. Şunları biraz sıkayım da şimdi titreşimden çıkıp düşmesinler. Plakamızı da inşallah bir ay içinde hallederiz diye tahmin ediyorum. Şu tuning ıvır zıvır işleri bitsin de. Az kaldı. Belki siz bu videoyu izlerken inşallah gelmiş olur. Evet. Arabamızı ne zamandır çalıştırmıyoruz? Bayağıdır çalıştırmıyoruz. Kol tuningi kötü işte. Onun ayarlanması lazım. Boşta mı? Boş mu? Bismillah. Gazla hafiften 1000 devir civarı tutuyorum. Normalde şöyle 1200'lerde olması lazım kol soğukken yani. Şu kapıyı ördecektim ya. Tüh. Sana değil lan, diğerine. Sen niye kapatın? Param ya da villasın, cacavar aramaz. Ergen bandan da gelsin. Eski arabalarda bunlar genelde böyle bir tanesi yanmaz, bir şey olur falan. Bizde öyle bir sıkıntı yok çok şükür. Şu ortayı komple değiştireceğiz. Bu şu an kullanılmıyor, işe de yaramıyor. Onu iptal ettik çünkü yeni ECU'da ona gerek yok. Buraya tam böyle güzel bir Apple CarPlay yükleyeceğim. Çünkü Avrupa'da turlar düşünüyorum bu arabayla. O yüzden egzozunun sessiz olması lazım. Ben uzun yolda falan da gideceğim. Hristiyan'ın çiçek gibi oldu. Al. Maşallah. Arabanın benzini yokmuş. Çekici üzerinde bir benzin alayım ben giderken. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Arabanın bagajını bilerek açık bıraktım arkadaşlar. Sebebi ise şu. Bagajı açıkken air'ları geri kaldırmıyor yukarıya. Volvo. Kendi air'larını yani arka tarafı. Arka tarafı çökerttim iyice. Bagaj kapalı olursa kaldırıyor yukarı kendini. O yüzden air'ları indirdim ki burnu alçakta olsun diye çatmadan yükleyebiliyor olmamız lazım arabayı. Ama bu tahmin tabii. Gene de yüksek ama orası. Şöyle açalım. Evet. Yükseldi. Şöyle gidip biraz yakına gidip bir bakacağım. Şöyle. Hiç sürtme falan yok. Mantıklı bir şey yapmışım. Hayret. Şimdi işin kötüsü bu şeyi kaldırmam lazım benim, çekiciyi. Çekici kaldırırız. Onda problem değil de ön tarafa ne kadar boşluk var onu görmem. Şöyle kaldırayım. Bir kişi olsa orada gösterir şu kadar boşluk var diye. Önce kaldırıp sonra kapıyı açmam lazım. Yoksa kapı bunlardan dolayı açılmıyor. Kaldıralım şöyle. Kapıyı açalım. Gerekiyorsa bir tık daha ileriye gideceğiz. İyice çekelim efendimizi. Kaçmasın.
Kalk kalk kalk. Benzinimiz bitti bitecek ha. Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Kurtarıyor mu? Kurtarayım. Ben çekiciden inersem bir tık daha hızlandırırız kalkışını. Ah. Bak kalktı. Bunu yaklaşık şuraya kadar getireceğiz. Getirmemiz lazım şöyle. Sollu mu gelmişim biraz? Biraz da bayağı sollu gelmişim. Şimdi bakalım. Evet. Şu an mükemmel. Ağırlık burada. Tam ön tarafta. Okey. Güzel. Bunu da kaldırabiliriz. Şu indirin çok kalkar zaten. Evet. Arabayı stop edip vitese atıp bağlayabiliriz artık. Şuradayken benzin kapağımızı da açalım. Birazdan ilk benzincide duracağım çünkü sonra kapatırım. Arabayla da bir daha uğraşmam. Anahtarla falan filan. Birazdan duracağım zaten. Şimdi bu kalkmış oldu. Şöyle. Güzel. Arkası tamam. Kurtarıyor. Çiçek. Volvo adamsın. Traktörüm benim. Massey Ferguson'um. Bu tarafı bağladık. Şunu indirek anahtar içeride olabilir. Cüzdanım çantamı alayım. Devam. Burayı da bağladım. Çiçek. Let's go. Güzel. Ha plakalık. Almanya'nın ortasına kadar böyle gitmişim. Geçen gün. Çok iyi. Morcuğum sen burada kal. Ben griyi getiriyorum hemen. Griyi de getireyim. Şu yan tarafa koyayım. Sonra devam ederiz. Son anda fark ettim. GTR'nin parklarını açık unutmuşum. Şimdi kapattım. Gidebiliriz. Hadi babacığım. Let's go. Ha lan şu kilidi takacaktım. Elimde kilit. Piminle gidiyorum ama kilidi takmıyorum. Evet kilidimiz de tamamdır. O tamam, bu tamam, şu tamam. El freni inik. Bu tamamdır. Heh bak. Kontrol etmek kolay bunu. Yine unuttum şimdi. O da tamam. Elektrik tamam. Parklar tamam. Onlar yanıyor. Araba bağlı. El freni çekik viteste. Benzin aldım. Tamamdır yolda. 100 km yolumuz var. Şimdi hadi bakalım. A few moments later. Evet. Geldim next oğlu. Griyimiz orada. İndireceğiz şimdilik. Yani önce bir bineyim de sonra indireyim. Hep aynı hatayı yapıyorum. Önce indiriyorum sonra binmeye çalışıyorum. Sonra bir daha kaldırıyorum yani. Sonra bir daha. Şimdi indirebiliriz aşağıya. Hızlıca iniyor. Evet. Bismillah. Evet. Birazcık benzin aldım. Yeter ona. Now it's better. Tamam. Sesi gayet güzel olmuş. Green'i yükledim. Mavi de içeri gidiyor. A few moments later. Sabah 9.40'da bu şekilde başlamışım burada video çekmeye. Şu an 1.40 geçiyor desek yaklaşık olarak 4 saatte arabaları oynatıp Uber'ini götürüp getirmişim. Çekicili halde 200 km yol yapmışım. İyi bir zaman bence. Trafikte de çok vaktimiz gitmemiş. Şu arkadaşı yerine bırakalım artık, hadi bakalım. The next day. Evet, şu direksiyonu orijinal haline getirelim bakalım, değiştirelim. The next day. Evet, size günaydın. Yok, bana günaydın, pardon. Müşterimin bir arabasını almaya gidiyorum limandan. Müşterime söz vermiştim. Sen bu arabayı alırsan ben getiririm sana, merak etme diye.
Hollandalı bir müşterim. Kapı komşumuz. Yani çok yakınız. Yasin'in kapı komşusu aslında. Öyle. Söz verdiğimiz için arabayı getireceğim limandan. Kapısına bırakacağım. Hadi bakalım. Bağlantılarını yapayım. Gideyim alalım gelin. Bir 250 kilometre yolum var. Bir takipçim geldi. Onunla beraber gideceğiz. Yola giderken muhabbet ederiz. Hediyeler getirmişti içeride. Onları da gösteririm size gelince. Aa, bu top. Bu topu evde bırakmam lazım diyor. Hay Allah. Limana geldim arabayı almaya. Şimdi kağıtlarını hallettim. Gideceğim, alacağım, çıkacağım. Evet, arabanın yanına geldim. Sadece lastik inmiş. Diğer etrafında başka bir şey yok. Ve kirler var, çamurlar. Güzel bir yıkanma tamamdır. Evet, bagajımızı açıkken arkayı indiriyoruz. Ön tarafı da indirdim şimdi. Arkası da iniyor ve indi. Şöyle yükleyebiliriz artık. Lastiğin havası inik olduğu için normalde geri geri gelecektim ama arabayı bu şekilde kullanmak istemiyorum. Direkt kafadan çıkayım. Zaten hafif bir araba olduğu için birçok bir şey etkilemez. Biraz ön tarafa doğru gideriz. Ağırlığı arkada bırakmış oluruz. Şöyle gidelim bakalım. Hollandalı müşterimiz için de dilini İngilizceye çevirdim arkadaşlar buradan ayarlardan. Şimdi kilometresine şöyle bir bakalım. 18.205 kilometrede. Sadece biraz bakıma ihtiyacı var. Bakıma derken böyle biraz temizliğe bak. Şuralara yapışkan falan bir içecek bilmem nesi. İç kapılar falan temizlenmesi lazım. Paspasla içerisi temizlenmesi lazım. Bunları temizledikten sonra o çiçek gibi olur. Zaten şimdi araba kayıt olana kadar falan evin önünde de güzelce temizler, bakımını yapar. İnşallah sıkıntısız biner ondan sonra da. Bakalım. Güzel araba. Şöyle bir de dışından göstereyim ama dışarıda şey çekmek yasak. Video çekmek yasak. Kapatıyorum o yüzden. Gideceğiz, lastiği hemen şişireceğiz. Lastiklerin yenilenmesi lazım zaten. Evet. Lastikleri şişirdim havasını. Şimdi şöyle bir genel olarak bir göstereyim arabayı şöyle. Araba 18 bin kilometrede arkadaşlar. 2006 modeli sanırım. Boxer. Problem şu. Araba çok düşük kilometrede olduğu için şey yapamamış. Kullanılmamış. Kullanılmayınca üzerindeki lastiklerin tarihine baktım. Üzerindeki lastikler fi tarihinden kalma tabii. Burada yazıyor mesela 49. hafta 12 diyor. 2012. Yani 11 senelik lastik. Bu lastikleri direkt değiştirecek. Pilot Sport tabii o zamanlar. PS2. Çok eski lastikler yani. Bu lastikler değişecek. O yüzden gördüğünüz gibi çatlaklar falan var. Araba yatmış yani. Zaten 18 bin kilometrede diğer türlü olamaz. Giderek 18 bin kilometrede durulmaz. 13 sene, ne 13 senesi? 2006 çıkar. 17 senelik araba. Ama çiçek gibi. Kirli görünüyor tabii ama yıkandığı zaman çiçek gibi olacak. Hadi bakalım. Tamam. Evet. Müşterimin evine doğru getiriyorum. Oradan bakıyor. Heyecanlı heyecanlı. Nasıl geçecek bu günler diyordu Mayıs'ta. Geçti geldi işte arabası. There he is. Geldik. Arabamızı devre yaptık. Komşuları, onun komşusu geldi buraya tebriğe. Arabayı gördü. Köpeği bile burada. Evet. Arabayı böylelikle buraya teslim etmiş olduk. Ben bunu yıkarım da artık burada oyalarım bunlar dedi. Hayırlı olsun müşterimize. Volvo'yu bıraktım. Çekiciyi de bıraktım. Canım Porsche sürmek istedi. Eve gidiyorum Porsche'ye. Müşteri delivery yapınca dedim bir de biraz bizimkini sürelim ya. Ya burayı bayağı temizlemişler Porsche'de. Direksiyonu yeni fark ediyorum. Bu sarısı böyle sarı değildi. Çok güzel temizlemişler ya. Alcantara bayağı kendine gelmiş yani. Bir sorayım nasıl temizlemişler? Ona göre bir şeyler yaparım ben de. Harika duruyor. Evet. Porsche toplantısına geldik. Yasin Porsche. Yasin ne yaptın Porsche'yi ya? Ya abi ortalık duruyor. Orada mı? Hadi hayırlı olsun. Müşterimizin yanına geldik. Beraber biraz muhabbet ettik.
Arabayı temizleyecekmiş yarın. Öyle fotoğraflarını falan atacak. Heyecanlı mısın? Evet. İlk defa mı biliyorum bunu? Evet. Gidelim mi? Evet. Hadi. Hazır mısın otobana çıkacağım?